Efendim hepinize merhaba. Fatih Güneş'le piyasanın nabzında sizlerle beraberiz. Bu akşam, daha doğrusu bu haftanın ana gündemi, biliyorsunuz ekonomi piyasasını sarsan ard arda gelen iki haber. Öncelikle Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması neden bu kadar önemli diyecek olursanız, çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alırken demişti ki iyi hoş arkadaştı ama laf dinlemiyordu demişti. O nedenle biz Murat Bey'i Merkez Bankası Başkanlığı'na uygun gördük demişti. Yani buradan neyi çıkarabiliriz? Basit bir şekilde yeni Merkez Bankası Başkanı'nın laf dinleyeceğini. Tabir Cumhurbaşkanımıza ait, lütfen benim böyle bir cümle kullandığımı düşünmeyin sevgili izleyiciler. Peki laf dinleyen tırnak içerisindeki Merkez Bankası Başkanı'yla Merkez Bankası'nın karar ve uygulamaları ne oldu ya da ekonomiye ne şekilde müdahaleler geldi, onu artık siz düşüneceksiniz ya da onu siz hesap edeceksiniz, siz bakacaksınız buna. Şimdi Merkez Bankası, laf dinleyen Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Hem de ani bir kararla, daha ayın 19'unda faiz kararı vardı. Biz eğer onun sonucunda varsa böyle bir şey olur diye beklerken, çok öncesinde Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yerine de geçmişte çok önemli ekonominin patronluğunu yapmış, çok deneyimli bir isim ve Cumhurbaşkanı'nın saraydaki bizzat yanında oturan, ekonomi maliye konularında baş danışmanlığını yürüten, yürütme kurulu başkanlığı yürüten Naci Ağbağ getirildi. Biz bunları hazmetmeye çalışırken ne oluyor? Daha faiz indirim süreci yaşanmadı. Bu tırnak içerisinde laf dinleyen Merkez Bankası Başkanı lafları dinliyordu. Faizleri bir türlü arttırmıyordu. Böyle bizim ekonomistler olarak perde arkası faiz dediğimiz, işte normal faiz bu ama politika faizi bu falan diye böyle arka taraftan faizleri yükseltip ön tarafta politika faizi ve reel faiz arasında çok ciddi fark oluşturan Merkez Bankası Başkanı nedense görevden alındı. Aslında bize göre dinlemediği bir laf da yoktu. Oldukça laf dinleyen, tabiri caizse, bir Merkez Bankası Başkanı'ydı. Çünkü Cumhurbaşkanımızın, bu biliyorsunuz, faiz enflasyon teorisi vardı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Dünyada da tahminen herhalde kendisiyle beraber toplasanız bir 10-20 kişinin inandığı bir teorem bu. Keşke haklı çıksa tabii Sayın Cumhurbaşkanımız. Neden sonuç ilişkisi vardı hatırlıyor musunuz? Diyordu ki faiz bir neden, enflasyon bir sonuç değildir. Buna göre hareket edilir. Faiz bütün kötülüklerin anasıdır. Onu düşük tutmak için, gerekirse onu düşük tutmak için diğer her şeyden taviz vereceğiz demişti. Hatırlarsanız dolar bir dönem 7.20'ye çıktı. Ortalık karıştı. Ve faiz arttırma kararı verdirmemek adına devlet bankalarından ve Merkez Bankası'ndan milyarlarca dolar, altını çiziyorum, milyarlarca dolar para piyasaya sürüldü ki bu doların değeri düşsün. Dolar 7.20 iken biz buna müdahale etmek için ülkenin kaynaklarını ve paralarını harcadığımız dönemde faizler zaten %11-11.40'lar seviyesindeydi bu faiz düşürmek için. Dönem geçti, ne oldu? Bundan 3 gün öncesini söylüyorum size. Berat Bey hala Hazine ve Maliye Bakanımızken, bu arada kendisine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü çok ilginç bir sağlık problemi var kendisinin. Bakanlık yapamayacak kadar sağlıksız ama Varlık Fonu Başkan Yardımcısı görevini bırakmayacak kadar da sağlıklı bir yapıya sahip. Umarım bu hastalığına kısa sürede çözüm bulur, kendisi sağlığına kavuşur. 42 yaşında genç bir insan sonuçta. Bu süreç içerisinde biz döndük dolaştık, dolar tekrar 8.50'lere, 8.52'lere geldi ve ortada faizler yine kaça geldi? 14.5'e. Şimdi 14.5 faiz oranı var mı? Tanıdığınız bir işletme sahibine gidin sorun bakalım. Bir bankaya gitsin, evraklarını versin, kredi kullanmak istesin. Bakalım o 14.5'in ne kadarını alabiliyor kendisi.
O faizler serbest piyasada bankalar arasında %19'larda 20'lerde mi değil mi, bir gidin kendiniz gözlemleyin. Bütün bu gelişmeler olurken Berat Bey ve Sayın Berat Albayrak, eski Hazine ve Maliye eski bakanımız kendisi, bir istifa yayınladı ama Instagram'dan. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kapatmak istediği, kontrol altına almak istediği sosyal medya var ya, 10 milyon lira ceza kestiği, Instagram'dan bir istifa metni hazırladı. Ve ilginç olan, programımızın ikinci bölümünde çok kıymetli konuklara da soracağımız üzere, istifa metninde kesinlikle Cumhurbaşkanımızın ne adı ne de unvanı vardı. Hatta at izinin it izine karıştığı diye bir de cümle kullanmıştı durup dururken. Allah sonumuzu hayır eylesin diye de bitirmişti. Gündemi özetledim. Gündemle ilgili yorumlarını almak üzere bugün hep klasik ve standart yorumlarına başvurduğumuz kişilerden ziyade daha farklı, gerek lokalde Anadolu içinde, gerek Anadolu dışında, Ankara'da, İstanbul'da bizimle beraber olacak telefon bağlantısıyla ulaşacağımız konuklarımız var. Arkadaşlarım eğer bağlantımızın hazır olduğunu söylüyorsa, Anavatan Partisi İl Başkanı, aynı zamanda da Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Sayın Osman Yavuz telefon hattımızda olmalı. Kendisine bağlanalım ve bu konudaki görüşlerini soralım. Sayın Osman Yavuz, değerli başkanım, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum Fatih Bey. İyi akşamlar dilerim. Program açılışımızı dinleyebildiniz mi bilmiyorum. Çünkü uzakta, kapalı bir ortamda değil, uzakta olmanıza rağmen bu teklifimizi kabul ettiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Anavatan Partisi'ne de, yeni, eski bir parti ama yeni bir oluşuma giren Anavatan Partisi'ne de parti olarak ve size de il başkanlığınız için başarılar dileklerimizi sunuyoruz. Şahsım ve Kanal 42 Televizyon olarak. Çok çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Öncelikle yayınınızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler. Vatanımıza, memleketimize, memleketimize. Bu engin tecrübelerinizi ve bilgi birikiminizle Konyalı hemşehrilerimizi aydınlattığınızdan dolayı size de öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın güzel sözleriniz için. Söz hakkı verdiğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Konumuz belli. Osman Başkanımız, Merkez Bankası Başkanımız değiştirildi ve Hazine ve Maliye Bakanımız istifa etti. Yerine yeni bir Hazine ve Maliye Bakanımız geldi. Hatta Lütfü Elvan Bey, bildiğim kadarıyla Konyalı, daha doğrusu Karaman'la herhalde. Ermenek Karaman ilçesi Karaman'a bağlı. Bu gelişmeleri tarafınızca nasıl yorumluyorsunuz? Geçmişte, çünkü siz politikada da bir geçmişiniz var. Hem partinizin hem şahsınızın görüşlerini almak isterim. Anavatan Partisi olarak Türkiye'nin en köklü partilerinden birisinin il başkanlığı teveccüh ettiklerinden dolayı Sayın Genel Başkanımız İbrahim Çelebi ve yönetimine öncelikle teşekkür ediyorum. Bize bu görevi tevdi ettiklerinden dolayı. Anavatan Partisi'nin yapısını biliyorsunuz. Evet. Tabii genç nesiller çok fazla bilmez ama Anavatan Partisi devletine, milletine, bayrağına, vatanına sahip. Bütün gayreti, amacı bu ülkenin gelişmesi noktasında gayret gösteren rahmetli şehit Turgut Özal'ın bir mirasıdır. İnşallah biz de o mirasa sahip olabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İnşallah. Tabii son dönemde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu değişiklikler, farklı değişiklikler, mevcut Merkez Bankası'nın başkanının görev değişikliğiyle, Naci Albalı'ya gelmesiyle tabii farklı bir yere geldi. Çünkü devlette esas önemlidir. Buradaki olay da işte kalıcıdır. Yani devlet kalıcıdır, kişiler gidicidir. Yeri gelir, birisi gelir, yarın Fatih Bey gelir, ertesi gün Naci Bey gelir, ertesi gün bir başkası gelir. Ama önemli olan devlette devamlılık esastır. O yüzden de Naci Bey'in şu andaki geçmişteki tecrübeleriyle birlikte Türkiye'mize, memleketimize, milletimize faydalı olacağı kanaatindeyiz. Hükümetin böyle bir karar alması yerinde bir karar olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü kendilerinin gelmesiyle birlikte tabii bu
olaya sadece Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi noktasında değil, şu anda Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum, dışarıdaki olan gelişmelerle birlikte, dünyadaki gelişmelerle, işte Amerika'nın başkanının değişmesiyle, Türkiye'nin atmış olduğu ciddi manada işte bir Libya meselesi, işte dün Türkiye'nin de yani kendi memleketimiz olarak gördüğümüz Azerbaycan'ın bir başarısıyla, ardından işte Suriye meselesiyle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ciddi manada bir problem var. Evet. Tabii bu olaylarla karşılık ciddi göğüs germeler, göğsümüzü geriyoruz bütün olaylara karşı. Çünkü bu önderimiz Atatürk'ün Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözünü de buradan hatırlatarak baktığımız zaman şu anda Suudi Arabistan'ın işte 11. ayın sonunda Türk mallarını ambargo koyma kararı almasıyla, ardından bunun devam edecek olan şu anda duyumlarımız noktasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle bir karar alacağı noktasında baktığınız zaman, diğer taraftan işte İran'ın Ermenistan'a silah yardımı yaptığı noktasında bilgilere bakıyoruz. Tabii bunları genel itibariyle baktığımız zaman, hani önce de söylediğim gibi Amerika'daki işte başkanlığının değişmesine bakıyoruz. Tabii dünyada da bir doların, euronun, altının değişimi söz konusu. Evet. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunlara hazırlıklı olmak gerekirken de tabii tecrübeli insanların bu işin başına gelmesi noktasında Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi yerinde doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet. Ekonomi Bakanlığı ile ilgili görüşünüz nedir Osman Bey? Ekonomi Bakanlığı ile alakalı da sayın şu anda biz Konya olarak düşündüğümüz zaman, ben bir Konyalı olarak düşündüğüm zaman Konya için büyük bir kazanımdır. Şu anda hamdolsun o kadar güzel bir kabine diyeyim artık, kabinede 3 tane Konyalı diyeceğiz. Öncelikle bunu Konya'nın bir fırsata çevirmesi lazım. Buradaki Konyalı milletvekillerimiz, Konyalı bürokratlarımız, Konyalı olan belediye başkanlarımız, Konya belediye başkanlarımızın bu durumu öncelikle Konya adına ciddi manada bir leğe çevirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü 3. Konyalı diyebiliriz Lütfü Elvan'a. Lütfü Elvan tabii geçmişte ekonomi noktasında ciddi manada bilgileri, bilgisi, becerisi olan çok değerli bir bürokrat, değerli bir milletvekili, değerli bir bakanımızdır. Geçmişte de bakanlık görevlerini yerine getirdiğinden dolayı yani bu konuda da Lütfü Elvan'ın ciddi manada başarılı olacağı kanaatindeyim. Evet. Çünkü son günlerde bakıyoruz 850'lerden aşağı 7. Bugünkü kurda 7.80 mi herhalde? Evet. 80'lerde. Şu anda baktığımda 7.80'lere kadar geriledi. Tabii buradaki olay az evvel de söylediğimiz gibi yani sadece Türkiye ile alakalı değil, dünya ekonomisinde de ciddi çalkalanmalar var. Asya borsasının takip ediyorsunuzdur harikaydı. Evet. Artı dediğim gibi yani Türkiye'nin şu andaki ciddi manada başarıları var. Bunları göz ardı etmemiz mümkün değil. Bugün bir Libya meselesinde ciddi manada Türkiye başarılı bir hareket yapmıştır. İşte Akdeniz'deki hareketleriyle ciddi manada başarılı bir hareket yapmıştır. İşte Azerbaycan'daki Karabağ bölgesinde ciddi manada başarılı bir hareket yapmıştır. Bunlara iyi bakmak lazım. Bunları iyi okumak lazım. Yani fotoğrafın diğer tarafını iyi görmek lazım. Onun için de ben zannediyorum ki yani tabii gönlümüzden de geçen bu. İnşallah memleketimiz adına, milletimiz adına, şehrimiz adına Sayın Lütfü Elvan'ın da bakanlık nezdinde de başarılı olacağı kanaatindeyim. Osman Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok açık yüreklilikle bir bildirimde bulundunuz bize. Şunu da dile getirmeden geçemeyeceğim. Önemli bir Konya özelinde söyledi Osman Bey ama önemli bir konuda parmak bastı. Belki önümüzdeki programlarımızda sadece Konya ile sınırlı olmayacak ama Anadolu şehirlerinin sahip oldukları milletvekilleri, hatta muhalefet partilerinin il yönetimi, ilçe yönetimlerinin belki de şehirlerin gelişimi için Ankara'da daha baskın olmaları noktasında ayrı bir program oluşturabiliriz. Bununla ilgili kanalımızda çok kıymetli programlar var.
Herhalde Takip ediyoruz, takip ediyoruz, takip ediyoruz. sizi ve genel başkanımızı da burada ağırlamak isteriz. Son zamanlarda çok bütün Türkiye'de medyada vuku bulmuş, her yaptığı programla önemli ses getiren çok yeni ve genç arkadaşların yaptığı Sümen Altı diye bir programımız var. Şimdiden buradan daveti arkadaşlarım adına yenileyim. Anavatan Partisi Başkanı ve sizleri tabii ki onların programında da görmek isteriz. Şimdiden bu davetimizi Kanal 42 adına sizlere iletelim Osman Bey. Çok çok teşekkür ederim Fatih Bey, bu nazik davetinizden dolayı. Zevkle katılacağımı izleyip. Burada ben şunu da dile getirmek istiyorum. Sonuç itibariyle biz Konya'dayız, Konyalıyız. Konya'nın sorunlarını, Konya'nın meseleleri önceliğimiz. Biz bunların takipçisi olmak noktasında bu yönde hareket etmekteyiz. Evet. Tabii Türkiye'nin meselesi apayrı bir olay. Onunla ilgili de devletimiz her zaman 18 yaşındadır diyorum ben buradan özellikle üstüne bata bata. Çünkü bu memleket için, bu millet için bir çivi çakanın her zaman yanında olacağımızı Hepimiz belirtelim. öyle Osman Bey. Hepimiz öyle. Kesinlikle, kesinlikle bu devlete, bu millete, bu bayrağa, bu vatana en ufak hainlik yapanın da o çiviyi alır kafasına çakarız diyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Osman Bey çok teşekkür ediyoruz değerli İyi katılımlarınız akşamlar için. diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi Sağ olun. yayınlar. İyi Hayırlı akşamlar. akşamlar. Sağ olun. Osman Bey, Osman Başkanımız zaten olayı böyle çok derinlemesine de aldı. Türk ekonomisinin dünyada ya da konjonktürde ne kadar kıymetli olduğunu da dile getirdi. Bütün bu gelişmelerde Merkez Bankası Başkanı değişti, Hazine ve Maliye Bakanımız değişti. Sonrasında kuru düşüreceğiz, faizi düşüreceğiz açıklamaları son bir iki haftadır yerini şuna bırakmaya başladı. Biz aslında düşük faiz, yüksek kur politikası benimsiyoruz. Yani kuru düşürmeye fazla çalışmıyoruz gibilerinden yeni yeni hükümet tarafından bazı ifadeler kullanılmaya başladı. Çünkü biz dünyada ihracat noktasında fiyat avantajı olmak istiyoruz. Bu yüzden de kura çok takılmıyoruz. Biz çok faize odaklanıyoruz gibi açıklamalar var. Bu açıklamalar kulağımıza gelince aklımıza bir isim geldi. Bizim programlarımıza çok sık katılan açık yürekli ve çok cesur isim Kenan Bey, Sayın Kenan Özcan Bey var. Kendisine telefonda eğer arkadaşlarımız hazır hale getirdiyse öncelikle bunu sormak istiyoruz. Başkan değişikliklerinden daha çok gerçekten kur rahat bırakılarak İhracatçıya, sanayiciye avantaj mı sağlıyor? Bu cidden sizleri rahatlatıyor mu? Bir ihracatçı ve bir sanayici olarak buna cevap verir misiniz Kenan Bey? Beni duyuyor musunuz? Alo. Duyuyorum Fatih Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Sorumu tekrar etmeme gerek var mı? Dinleyebildiniz mi başkanım? Duyamadım, özür dilerim. Bir daha Hemen alabilir tekrar misiniz? ediyorum. Son birkaç haftadır sadece bu Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanımız değişmeden önce dahi hükümette yeni bir söylem oluşmaya başladı. O da şu, bu zamana kadar hep kurla mücadele ediyoruz diyen hükümet, hatta mitinglerde bile bunu dile getiren hükümet, dövizin yükselmesini bekleyenler çok zarar edecek açıklamalarını yapan Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, hükümet sözcüleri bir ifade değişikliğine gitti 2 haftadır. Takip edebildiniz mi bilmiyorum. Evet. Şunu demeye başladılar. Biz kurun yükselmesine çok takılmıyoruz. Çok müdahale etmiyoruz. Biz faizle mücadele ediyoruz. Biz düşük faiz, yüksek kurun sanayicilerimize, ihracatçılarımıza özellikle dünyada fiyat avantajı sağlamasını oluşturmaya çalışıyoruz. Sizce bu ne kadar gerçekçi bir yaklaşım ve doğru mu? Evet. Şimdi neresinden tutarsak sakat bir anlayış olduğunu düşünüyorum Fatih Bey. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervini eksilere düşürmek pahasına çok böyle seri bir şekilde piyasaya dolar satıldıktan sonra elde dolar kalmadıktan sonra sadece bir faiz silahı kaldıktan sonra bu açıklamaları şuna benzetiyorum. Hani çocuklar aralarında oyun oynarlar. Ondan sonra oyunu kaybettikten sonra ben bilerek yenildim derler ya. Ben buna benzetiyorum bunu. Yani şimdi ben doları işte istediğim zaman düşürürüm, istediğim zaman çıkarım. Bunlar destekli açıklamalar olması lazım. Bizim yıl sonuna kadar cari açığımızın 40 milyar dolar olacağını düşünürsek,
kısa vadede 175 milyar dolar dış borcumuzun kısa vadede ödeneceğini düşünürsek bizim şiddetli dolara ihtiyacımızın olduğu açıktır. Bu bağlamda bu açıklamaları çok gerçekçi bulmuyorum. Her zaman dediğim gibi yani ben ekonomi gerek üretim konusunda çok faydalı işler yapıldığını ezelden beridir düşünmüyorum. Peki Kenan Bey, bir sanayici ve özellikle ihracatçı olarak size net şu soruyu sormak istiyoruz. Yüksek kur gerçekten sizin için çok büyük avantaj oluşturuyor mu ihracatta? Efendim, bu yüksek kurun çok büyük avantaj sağlaması için bize bizim girdilerimizin dolarla olmaması lazım. Şimdi satışta bize avantaj sağladığını söyleyen arkadaşlar bizim tacımızı, çeliğimizi, ham maddemizi dolarla aldığımızı unutuyorlar herhalde. Yani biz fiyat avantajı sağlarken yüksek girdi maliyetleriyle karşılaşıyoruz. Bakın Fatih Bey, ben size bir örnek vereyim. Geçtiğimiz 8. ayda 2 milim ile 10 milim arasında tabak sacı, ham halinde işlenmemiş tabak sacı bizim aldığımız fiyat 500 dolar. Bir yıl önce değil mi Kenan Bey? Tam bir yıl önceden mi bahsediyoruz? Hayır, şu geçtiğimiz 8. aydan bahsediyoruz. Ağustos ayında bahsediyorsunuz. Tabii ki. Bakın tam da 11.08 yani bugünden tam 3 ay önce mi oluyor artık? 3 ay önce oluyor. 11.08.2020'de biz 2 milimle 10 milim arası sadece 500 dolara alıyorduk. Ve dolar kuru o zaman 7.29 TL'ydi. Evet. Şimdi bir ay sonraya gelelim 9. aya. O zaman dolar kuru 7.40 TL. Bakın 11 kuruş artmış. Sacın fiyatı 540 dolar olmuş. Bugün itibariyle tam da bugün 580 dolar ve dolar kuru şu anda 7.87.90. Şimdi acaba bunu söyleyenler bu bizim girdiğimizdeki sadece 3 aydaki girdiğimizde saç fiyatında ne kadar değişiklik olduğunu öngörebiliyorlar mı? Bakın 8. ayda 3.70'e mal oluyor. 1 kilo saç 2 milimle 10 milim arası. Yani dolar, o günün dolar kuruyla dolar üzerinden sadece çarptığımızda 1 kilo saç 3.7 TL oluyor. Bugünle çarptığımızda 4.8 TL oluyor. Peki nasıl oluyor bu? Yani biz hep şunu diyebiliyoruz. Şuna yorulabilir mi? Yurt dışında böyle bir enflasyon, böyle bir artış yok. Dolar bazında ham madde fiyatı nasıl bu kadar artıyor? Yani döviz dövizdir. Yıllık işte, enflasyonu %3, %4 olan ülkelerden biz bu ham maddeyi alıyorsak dolar bazında bu girdilerimiz nasıl bu kadar artabiliyor? İşte efendim şundan artıyor. Bizim bir kere hani çok iyi gidiyoruz, ne bileyim işte her şey kendi elimizdeymiş gibi işte dolar kurunu istediğimiz zaman düşürüyoruz, istediğimiz zaman çıkarıyoruz. Böyle bir kudretimiz varsa ki bana göre yok. Bunları kendimizin üretemeyişindendir. Bakın sadece mesela bizim mesela büyük diyebildiğimiz fabrikalarımız var. Bunlar ama ne yazık ki geçmişte devletin olanlar özelleştirildi. Kendi elimizde değil ve diyorlar ki sadece cevherini yani çeliğin cevherini biz yurt dışından dolarla alıyoruz. Dolarla aldığımız için de dolardaki artış bizi de direkt etkiliyor. Biz de zam yapmak zorunda kaldık diye bize öyle açıklama yaptı. Şimdi sizinle yüz yüze yaptığımız programlarda hep şunu iddia ediyordum. Doları düşürmek, dolara olan ihtiyacımızı azaltmakla olur. Biz bu üretimlerin hepsini kendimiz yapmadıktan sonra dolara bizim hiçbir müdahalemiz olamaz. Fatih Bey. Peki yani diyorsunuz ki asıl fokuslanması gereken nokta, odaklanmamız gereken nokta, bizim programlarımızda da söylemiştiniz. Yepyeni izleyicilerimiz var. Onlara da dile getirelim, seslendirelim. Bir kere öncelikle bırakın kuru, finansal enstrümanları, faizi, bizim dövize olan ihtiyacımızı azaltmamız lazım. Bunun da iki yolu var. Ya bir, dövize ihtiyaç duyacağımız, yurt dışından satın aldığımız ürünleri yurt içinde oluşturacak sanayi atılımını yapmak. Yanılmıyorum değil mi? Evet, çok doğru. Evet. İkincisi ne? Yani başka ne olabilir bu konuyla ilgili? İkinci bir yol yok Fatih Bey. Biz
Şimdi biz bazı şeylerde, şimdi finansal açıdan çok güçlü olmadığımıza göre biz bazı dışarıdan aldığımız şeyleri kendimiz üretmedikçe, metaları kendimiz üretmedikçe dolara olan ihtiyacımız azalmaz. Bakın şimdi mesela bizim Konya'mızda sanayide döküm sanayi gelişmiştir değil mi? Evet. Yani kendimiz döküyoruz. Ama biliyor musunuz dökümün, pik döküm dışarıdan geliyor. Pik malzemesi dışarıdan geliyor, dolarla geliyor. Dökümün kumu, yani maçalayacak, onu modelleyecek dökümün kumunu biz dışarıdan dolarla alıyoruz. Ondan sonra da kendimizi kandırıyoruz. Biz bunu Konya'da döküyoruz, yerli döküyoruz. İşte bu şekilde dolara olan ihtiyaç azalır mı? Bakın bize taç fiyatı verirken 580 dolar diyor taç satıcısı. Şu kadar TL demiyor efendim. Yani Türkiye'de aldığınız bir toptancı da değil mi? Bu ürünü evet. Dolarla evet. Satıyor ve hatta notlarımı tabii. Aldığıma göre 8. Tabii. Ayda yani tam 3 ay önce bahsettiğiniz evet. Tarih 11.8 ise tam evet. Bugün itibariyle 3 ay geçmiş demektir. Evet 3 ayda bakın. 500 dolara aldığınız ürünü şimdi 580 dolar alıyor. Bu %40 evet. Dolar bazında rakam demek. Evet. %40 doların... yurt dışında 10 yıldaki belki 12 yıldaki fiyat artışı demek. Peki buna aynen. Müdahale eden yurt içinde bir böyle devletin, hükümetin bir birimi, bir böyle tröst kurum ve kuruluşları yok mu buna müdahale eden, buna bakan? Hayır efendim yok. Şimdi mesela bizim ürünlerimiz için söyleyeyim. Sacı'da mesela belli firmalar var. Şimdi isim vermek sakıncalı olur mu bilmiyorum. Evet evet ya, vermeyelim ismini. Ha, isim böyle işte belli saç üreten, yassı saç üreten firmalar var. Bunlar mesela diyorlar ki onların da biz bu şekilde üstüne gittiğimiz zaman neden dolarla fiyat veriyorsunuz dediğimiz zaman biz kaliteli demir cevherini yurt dışından dolarla alıyoruz. Oradaki o dolarla alıp biz de bunlara bu zammı yapmak zorundayız. Karşılığını alıyoruz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Şimdi bu hal böyle olunca bu fiyatlar da bize girdi olarak yansıyor. Ha, yurt dışında şu anda mesela ihracat arttı diyorlar. Doğru. Neden? Adam bir birim parasıyla bizden önceden bir makine alırken şu anda belki bir makine, iki makine alıyor. Evet. Anlatabilir mi? Şimdi onun tabii ki işine geliyor. Ama katma değere vurduğumuzda, bizim karımıza vurduğumuzda ne yazık ki biz kar olarak eskiden kazandığımız paraları bile kazanmıyor. Sorun burada. Evet. Evet anlıyorum. Onu burada. Şimdi doların yükselmesi, dolar kurunun yükselmesi bize fiyat olarak belki satış olarak paramızın değersizleşmesi satış olarak avantaj sağlayabilir ama biz girdilerimizin hepsini Türk lirası olsaydı avantaj sağlar. Anladım. Bunu nasıl görmezler hayretle karşılıyor. Anladım. Peki çok bunu teşekkür nasıl... ediyorum. Kenan Bey aslında bu bahsettiğiniz yara sanayileşme ve sanayinin girdileriyle ilgili bir konu. Siz evet. Hazır canlı yayında sizi yakalamışken, çünkü programıma konuk alırken de sizi yakalamak çok zor oluyordu. 2-3 programda bir denk getirebiliyorduk. Sizden bir söz alalım. Bununla ilgili bir kere biz özellikle girdi maliyetleri ve ihracata etkilerine yönelik bir program yapalım. Sizi de onda stüdyomuza davet etmek istiyorum uygun görürseniz. Tabii ki memnuniyetle inşallah. Ben de çok uzun oldu ara. İnşallah evet, katılmak biz de sizi özledik. Bekliyoruz. Kenan Bey çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi açık yüreklilik, dürüst ve cesaretinizle bize açıklamalarda bulundunuz. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Ben teşekkür ederim. İyi programlar, iyi akşamlar diliyorum. Kıymetli izleyiciler, Kenan Bey'i dinlediğimiz zaman daha önceki programlarda da hep böyle olmuştu. Sanayici bakış açısıyla baktığımız zaman aslında bizim bu gerçekten yaptıklarımız, planlamalarımız, önümüze getirilenler, konular bunların birer rakamdan belki de böyle bilgisayar Excel kutularından ibaret olduğunu anlıyoruz, anlayabiliyoruz. Sanayici tarafında durum bambaşka, gördüğümüz bambaşka. Bizler bazen sadece finansa, enflasyona, döviz rakamlarına odaklandığımızda bunu atlıyoruz. İşte o yüzden piyasanın nabzında her zaman ama her zaman sadece ekonomistler ya da bu işin bilen, anlayan politikacılar değil, sanayinin içinden gelen konuklara da yer vermeye çalışıyoruz. Onu da elimizden geldiğince başarmaya çalışıyoruz. Yeni bir konuya girmeden önce bu kadar paradan bahsediyoruz, bu kadar imkanlardan bahsediyoruz. Çok kısa bir reklam arası, çok kısa ama yani böyle televizyonun başından kalkıp gidip
kendinize bir kahve yapacak kadar ya da çayınızı alıp gelip oturacak kadar bir kısa bir zaman, hatta kanalı bile değiştirmemenizde fayda var. Çünkü döner dönmez becerebilirsek, altını çiziyorum, şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan ve bütçe görüşmeleri var. Kendisiyle görüştük. Ondan bir 10 dakika dışarı kaçırabilirsek, Sayın Abdülatif Şener, Konya Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapmış çok önemli bir isim. Onu bir 10 dakika dışarı kaçırabilirsek sizlerle buluşturmayı düşünüyorum. Sanırım onun söyleyecekleri, onun tespitleri çok daha kıymetli olacak. 10 dakika sonra yanınızdayız, bizden ayrılmayın. Güneşle piyasanın nabzında kısa bir reklam arasından sonra sizlerleyiz. Bu akşamki konumuz değişen Merkez Bankası Başkanı, görevden alınan demeyelim de artık, ve istifa eden, yerine de Lütfi Elvan Bey'in atandığı Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomimizin durumu. Tabii konu ekonominin durumu olunca devlet kademesinde bu işin en üst seviyesinde bunu yapmış, ekonomiden sorumlu uzun zaman başbakan yardımcılığını yapmış, döneminde bizim ekonomistler olarak takdir ettiğimiz pek çok devletin yeni uygulamasına geçtiği Sayın Abdülatif Şener Bey var. Sayın Abdülatif Şener biliyorsunuz Konya Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili, aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Daha farklı parti içi dışı pek çok görevleri var ama bu yönleriyle canlı bağlantımıza dahil etmeye çalışacağız kendisini. Arkadaşlarımız Sayın Abdülatif Şener hazır olur olmaz bilgi verecek. Biz de hemen yayına geçeceğiz. Çünkü eğer yapabilirsek, daha önce de söyledim, plan bütçe komisyon toplantısından sadece siz değerli Kanal 42 izleyicileriyle buluşmak için dışarı çıkacak, telefonla konuşacak, geri toplantıya girecek. Yapabilirse diyor, söz vermedi. Yapabilirsem bunu gerçekleştirmeye çalışacağım. Sadece sizin için dedi. Şimdiden teşekkür ediyoruz, en azından çaba sarf etti. Çünkü bu konuda farklı bir partiden ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yer alan bir başka Konya milletvekiline bu öneriyi götürdüğümüzde sadece bu akşam mecliste toplantım var, katılamayacağım demişti. Bu yönüyle de Abdülatif Şener'e gerek Kanal 42 izleyicilerine gerek de Konya halkına gösterdiği teveccühden dolayı teşekkür ediyoruz. Hatta olduğunu söyledi arkadaşlarım. Efendim, iyi, evet, akşamlar. Iyi. Beni duyuyor musunuz? İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Kanal 42 izleyicileri adına müteşekkiriz efendim. Plan ve Bütçe Komisyon toplantınızdan çıktığınızı az önce izleyicilerimize anlatıyordum. Çok teşekkür, evet, ediyoruz. Kıymetli vaktinizi, evet, fazla almayacağız. Konu belli. Hafta içi zaten sadece biz değil, bütün yayın organları, Milli Gazete, Tele1, bizim takip ettiklerimiz sizin bu konudaki görüşlerinizi aldı. Orada da çok net ifadeleriniz oldu. Özellikle Ekonomi Bakanı'nın değişmesi konusunda. Sözü size vermek istiyorum efendim. Değerlendirmelerinizi öğrenmek istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye devam ediyor. Ben telefonla bağlanmak için salondan ayrıldım. Tüm Konyalı hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Hazine ve Maliye Bakanı istifa etmiştir. İstifası olağan normal bir istifa değildir. Çünkü
istifa metni, kamuoyuna duyurduğu metin çok telaşlı bir şekilde yazılmış, imlasından belli. Bunun da ötesinde tüm mesai arkadaşlarına, çalıştığı kişilere, yakınlarına, ailesine, herkese bu süre içerisinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etmiş olduğu halde sadece Cumhurbaşkanı'na teşekkürü yoktur. Belli ki bir kırgınlığı var. Üstelik işte at iti itiline karıştı gibi sürecin karmaşık hale geldiğinden bahsetmesi ve sonunda da Allah sonumuzu hayır eylesin diye Anadolu'da bunu gelecekle ilgili kötü şeyler ortaya çıkma ihtimali karşısında insanlarımızın kullandığını düşünecek olursak karmaşık bir durum var demektir. Bu karmaşa ortamında işin en garip tarafı da 24 saat boyunca hemen hemen bu istifanın gerçekleşip gerçekleşmediği veya bunun bir başkası tarafından Instagram hesabına yerleştirilip yerleştirmediği konusunda yandaş medyada, gazetelerde, televizyonlarda hiç bahsedilmemiştir. Bu istifa hiç yorumlanmamıştır, telaffuz dahi edilmemiştir. Bir tek söz, bir tek kelime yandaş gazete ve televizyonlar kullanmamışlardır. Ama bunun da ötesinde iktidar partisi cenahından özellikle bu istifayı kabul veya reddedecek olan Cumhurbaşkanı tarafından da uzun süre bir açıklama yapılmamıştır. Ve sonunda epey süre geçtikten sonra istifanın kabul edildiği ifade edilmiştir. Ama niye istifa etti, neden görevi bıraktı, problem neydi, bununla ilgili halen hiçbir açıklama yok. Halbuki bu tür görevlerden ayrılmalarda yani bu açıklanır. Her ne kadar kendisi Devlet Albayrak bir rahatsızlığın gibi bir gerekçe yarım yamalak ifade etmişse de bunun istifayı kabul eden Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından açıklanması lazımdı. Dolayısıyla burada ben Sayın Erdoğan'la Berat Albayrak arasında ciddi sorunların ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu sorunların uyguladığı ekonomik politikalardan kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani bazı medya organlarında işte Merkez Bankası'na atanan kişi bir briefing vermiş de Merkez Bankası rezervleri bitti demiş de vesaire falan filan gibi şeyler. İşin doğrusu konuyu açıklamaya yetmiyor. Çünkü Merkez Bankası Berat Albayrak'ın sorumluluk alanında değil. Oradaki rezervlerin bitmesi de Berat Albayrak'la doğrudan ilişkilendirilerek değerlendirilecek bir konu değil. Dolayısıyla burada Tayyip Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı'nın benim görevde bulunduğum süredeki davranışlarından da hareket ederek farklı bir yorum yapmak istiyorum. Buyurun. Çünkü yani şöyle bir huyu vardı. Yani bir partinin genel başkanının veya hükümette başbakanın veya Cumhurbaşkanlığı hükümetinde Cumhurbaşkanının ekibine neye değer verdiğini göstermesi lazım. Ve gösterir de. Yani mesela Erbakan Hocam her zaman çok çalışan, görevini iyi yapan, partiyi iyi temsil edenlere değer verirdi. Ve elinden tutardı. Bu onun kime değer verdiğini gösteren bir davranış biçimiydi. Ama Erdoğan'ın davranış biçimlerinde siz görevinizi iyi yaptınız, memleketi kurtaracak, memlekete katkı sağlayacak bir politika geliştirdiniz, bir icraatta bulundunuz. Bunlar önemli şeyler değildir. Özel bir takım talimatlarını, siparişlerini ne kadar yerine getiriyorsunuz? Bu son derece önemlidir.
Bu çok Sayın Şener, bu çok önemli bir iddia efendim. Bunun altını çizmemizde sakınca var mı? Yani çünkü siz uzun yıllar beraber çalıştınız. Evet, ben yaşadığım şeyi söylüyorum. Diyorsunuz ki bakanların ilgili görevlerdeki performanslarından ziyade, yani o klasik anlatımla liyakatten daha çok sadakat bazlı bir değerlendirme olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, yani yasal veya yasal değil, verilen talimatların yerine gelmesi son derece önemli. Bunu sadakat diye açıklamak doğru da olabilir. Ama sadakatin her şeyden önce insanın görev sorumluluğuyla bağlantılı olarak gerçekleşmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Belki sadakat kelimesi de bunu tam karşılamaz. Anladım efendim. Şimdi dolayısıyla burada kendi varlığını, Berat Albayrak'ın varlığının kendi varlığına zarar veriyor olması lazım. Ama öyle bir kapalı rejimin içerisindeyiz ki şeffaflık yok. Tüm ülkenin parası, tüm kaynakları, hazinesi, maliyesi, bunun ötesinde varlık fonu vasıtasıyla tüm kamu iktisadi teşebbüsleri, bankalar ve işte Türk Hava Yolları gibi kuruluşlar, başında Berat var, şeye vekaleten, Cumhurbaşkanı'na vekaleten, yani ülkenin bütün kaynakları ailenin tasarrufu altında. Biz de bu soruyu aslında efendim soruyu da hazırlamıştık size, siz konuyu açtınız. Şimdi Sayın Berat Albayrak sağlık bahanesiyle ya da sağlık mazeretiyle affını istemişti. Cumhurbaşkanımız da bu şekilde dile getirdi. Ama Sayın Berat Albayrak'ın hükümet haricinde ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı haricinde varlık fonunda da görevlileri var, parti içinde de görevlileri var. Kendisi bunların hiçbirinden istifa etmedi. Sadece bakanlıktan etti, değil mi efendim? Bu da ilginç değil mi sizce? Şu anda öyle. Evet, şu anda öyle gözüküyor. Ama Berat Albayrak kayıplarda nerede, ne yapıyor? Aileyle ilişkisi, Sayın Cumhurbaşkanı'na ilişkisi, problemler hangi noktada, bunu bilmiyoruz. İşten içe belki şeyler devam ediyor da olabilir. Şimdi dolayısıyla bu kadar büyük kaynağın üzerinde olan bir ailenin içinde çok farklı problemler ortaya çıkmış olabilir. Ve bu istifanın arkasında da hiç kamuoyunun bilmediği bir gerekçe olabilir. Ama bu gerekçe mutlak surette Sayın Erdoğan'ın varlığını rahatsız eden bir şey olması lazım. Peki burada bildiğimiz olaylardan hareket edersek ne görürüz diyoruz. Bir kere ABD'de seçimler yapıldı. Trump kaybetti seçimi. Biden kazandı. Bu olayda nasıl bir bağlantı ifade eder? Bir kere Erdoğan açısından mal varlığı incelemesi, Halk Bankası davasında birlikte düşünmek lazım. Son derece önemli. Trump'ı daha önce belli bir noktaya çekmişlerdi. Hı hı. Ne karşılığı? Ülkenin milli menfaatlerine, politikalarına zarar veren bazı şeyler var mı devrede? Onlar ayrı bir konu. Ama Trump'ı belli bir noktaya çekmişlerdi. Ama şimdi Trump gidiyor ve Biden geliyor. Tekrar Biden'ı aynı noktaya çekmekte zorluklar olabilir. Veya en azından Erdoğan'ın Biden'ı aynı noktaya çekmekte çok büyük zorluklar olduğuna inanıyor olması gerekir. Çünkü Trump'ı o noktaya çekebilmek Erdoğan açısından gerçekten zor bir iş olmuştur. Çünkü Trump Sayın Erdoğan'a kişilik haklarına saldıracak şekilde hakaret etmiştir. Buna rağmen herkese bağıran, çağıran, meydan okuyan Erdoğan, aradan işte uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen, belki bir yıla yakın bir süre, Trump'ın bu hakaretlerine bir defa da değil, defalarca yapmıştır. Mektup göndererek yapmıştır. İkide bir beyanlarında işte Erdoğan'ın işte şeye papazı bırak dedim bıraktırdım falan gibi konuşmalar da yapmıştır. Evet. İşte aptal olma diye mektup da göndermiştir. Senin özel sorunlarına çok uğraştım demiştir. Buna benzer
sözlerine hiç cevap vermemiştir. Yani ve bu hep alttan almıştır. Şimdi görevi bitti, bunlara artık cevap verse de bir değeri yoktur. Böylesine zorluklar içerisinde gönlünü almaya çalışarak belli bir noktaya çektiği ve başka bilmediğimiz tavizler de olabilir içinde. Trump gidiyor, şimdi tekrar aynı süreçleri Biden'la yaşama zorunda kalıyor. Bu riskli bir şey. Şöyle bir riskli bir şey. Bu davanın içerisinde iki önemli isim var. Bir, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Murat Uysal. İkincisi de Berat Albayrak. Murat Uysal bildiğiniz gibi daha önce Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısıydı ve Halk Bankası'nın hazine işlemlerinden sorumluydu. Merkez Bankası da sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında o ülkenin en önemli kurumlarından biridir. Bazı boyutları itibariyle bir bakanlıktan bile önemlidir. Berat Albayrak ise işte kabinenin en güçlü bakanı, bütün paraya hakim bir bakan. Ama Rıza Zarrab'ın Altman davasından yargılanan, sonra tanık sıfatıyla ifadelere Amerika'da alınan Rıza Zarrab'ın Amerika'daki bu duruşmalar sırasında adından defalarca bahsettiği bir işin. Bunun da ötesinde bakan olmadan önce Berat Albayrak Aktif Bank'ın, Çalık Holding'in CEO'luğunu yapmıştır ve bu holdinge bağlı olan Aktif Bank'ın da genel müdürüydü. Bu şu açıdan önemli: Rıza Zarrab'ın para hareketlerini yürüttüğü, yönettiği bankadır Aktif Bank. Evet, burası Amerika'daki bir... kayıtlarda adı geçen Halk Bankası'ndan sonraki tek banka Aktif Bank diyebiliyoruz kayıtlarda, evet. Değil mi efendim? Evet, evet. Şimdi böyle olunca daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen, Trump tarafından durdurulan, senatodan geçmeden durdurulan Halkbank ve Erdoğan ailesinin mal varlığı meselesi tekrar açıldığı takdirde, bir takım şeyler döküldüğü takdirde ortaya çıkacak bilgiler iki bu dava sürecinde iki önemli ismin burada toplumun önünde olması, etkin, devletin en etkin makamlarında bulunması buradaki sarsıntının şiddetini artıracaktır. Ve bu şiddet ne kadar artarsa o kadar da Sayın Erdoğan'ın varlığını tehdit edecektir. Onun için kenara çekilmelerine ihtiyaç vardı Sayın Erdoğan açısından. Bir de tabii damat Berat Albayrak'ın başka bir özelliği var. Trump'ın damadı Yahudi Kushner'le iyi arkadaştılar. Onun da bir takım işbirlikleri vardı. Bu biliniyor, basına falan yansımıştı ama bunun da ötesinde Amerika'da New York Times gazetesi Kushner'le Berat Albayrak arasında bir takım ekonomik ortak faaliyetler bulunduğuyla ilgili ve Trump'ın bu süreci kesmesinde bunun bu parasal ilişkilerin etkili olduğuyla ilgili yayınları var. Bunlar tabii Amerika'daki ciddi görülen bir gazetenin yapmış olduğu yayınlardır. Ama bunların hepsi bu süreç tekrar başladığı takdirde, yani mal varlığı ve Halkbank davası tekrar başladığı takdirde Berat Albayrak ve görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nın yerlerinde kalmış olsalardı üzerlerinden daha büyük gürültüleri meydana getirecekti. Bu Sayın Erdoğan açısından çok riskli olarak algılandığı için kenara çekmek istedi. Bunun üzerine Berat böyle bir anda köşeye itilmesini kabullenmedi diye düşünüyorum. Çünkü benzer süreçleri daha önce de yaşadık.
İşte o 25 Aralık sürecinde bakanın biri önce feveran etti. Ben kendi başıma hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam işte başbakanın Erdoğan'ın... Efendim TOKİ'lerden sorumlu demişti. Erdoğan Bayraktar'dı. Evet. Yanlış hatırlamıyorum, evet. Değil mi? Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla kendisinin kusurlu, kabahatli görünüp kendisine talimat verenin pürü pak olarak kendisini ayıklaması bu tür ilişkilerde lekenin üzerine atıldığı kişiyi son derece rahatsız eden bir hadisedir. Bu Albayrak olayında da böyle bir durumun olduğunu ve istifa duyurusundaki karmaşanın, ifadelerin bunun bir eseri olduğunu veya en azından olabileceğini düşünüyorum. Efendim çok kısa, sizi yoruyorum, çok özür dilerim ama bana göre istifadan, Merkez Bankası değişiminden çok daha önemli ve bir tek sizin parmak bastığınız bir konu vardı. Şimdi hazır Plan Bütçe Komisyonu'ndasınız, meclistesiniz. Bu görüşmeler esnasında şunu söylediniz, dediniz ki Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı değişse ne olur, değişmese ne olur? Ülkede şeffaflık kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca en çok borçlu olduğu dönem ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca en az şeffaf olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti, biz devletin borcunun ne olduğunu bilmiyoruz dediniz. Doğru mu efendim? Doğrudur efendim. Bununla ilgili birkaç cümle söylemek ister misiniz? Çok önemli bir iddia ya da söylem. Gerçekten borcun sadece miktarı itibariyle değil, yani miktarı itibariyle zaten Cumhuriyet tarihinin en yüksek borç miktarı olduğunu iktidar da kabul ediyor. Evet. Ama benim söylediğim şu, milli gelire oranı itibariyle de tüm dönemlerdeki rakamlara baktığınızda bu dönemde Cumhuriyet tarihindeki milli gelire oranı itibariyle en yüksek borcun bulunduğu bir dönemdeyiz. Bu zaten kesin. Ama borcun miktarı ile ilgili söylediğim şey şunu ifade ediyor. Bu hükümet döviz cinsinden, yani dolar cinsinden o kadar çok iş yaptırdı, o kadar çok yükümlülük altına girdi ki bu yükümlülüklerle ilgili işler hakkında doğru düzgün bir bilgi vermiyor. Yapılan sözleşmeleri açıklamıyor. Yükümlülüklerin ne olduğunu söylemiyor. Defalarca, bakın bu üçüncü bütçedir ben meclise girdim girele, sürekli ilgili bakanlara soruyoruz. Kanunlar geliyor, kanunlarda aynı şeyleri soruyoruz. Yazılı önergeler veriyoruz. Araştırma önergeleri veriyoruz. Hiçbirini işleme almıyorlar, hiçbirine düzgün cevap vermiyorlar. Sorun ne? Bu havaalanları, geçitler, otoyolları, şehir hastaneleri. Bunları birilerine yaptırıyorlar. Yaptırırken de onlara krediyi, parayı yine hükümet buluyor bir yerden. Kendisi garanti veriyor, teminat. Yine devleti teminat olarak gösteriyor. Yani cebinden 1 lira para harcamadan bu işleri tamamlayan kişilere yönelik olarak ödeme garantileri veriyorlar. Evet. Şu kadar uçak inecek bu havaalanına diye garanti veriyor. Her uçak başına sana şu kadar lira garanti, dolar üzerinden para öngörüyorum diyor. Veya hastaneyi yaptırıyor. Arsasını falan da kendisi veriyor devlet. Sonra diyor ki bitirdiğim bu binayı şu fiyattan, şu hasta garantisiyle, hasta başına da şu kadar para ödemek koşuluyla senden kiralıyorum diyor. Şimdi bunların miktarı korkunç. Sadece şehir hastaneleri 820 milyar liralık bir yükümlülük altına sokmuştur devleti, kamuyu. Evet. Veya mesela sadece bir Osman Gazi Köprüsü İstanbul'dan, Boğaziçi Köprüsü'nden Konya'ya geçiyorsunuz bir arabayla. Osman Gazi Köprüsü'nden geçerken 117 lira ödüyorsunuz. 107 lira daha fazla para ödüyorsunuz. İş bu kadar değil. Bir bütçe görüşmesinde bakanın biri ağzından kaçırmıştı. O
araba sahibinin, geçen araba sahibinin ödediği kadar da garanti kapsamında o araba adına devlet o kadar da para ödüyor dedi. Evet. Sonra bazı bilgiler kıyıdan köşeden, hatta yurt dışındaki bazı yerlerden yapılan açıklamalardan anlaşılınca araba sahibinin geçtiğiken ödediği paradan da daha fazlası ödeniyor. Yani $35 bir arabanın geçiş ücreti. Bunun tamamını sen vereceksin desen yolcuya veya vatandaşa, korkunç fahiş bir para olduğu için kimse geçmez oradan. Ama o kadar değil. Amerika'daki dolar cinsinden enflasyon kadar da buradaki dolar yükümlülüğü her sene artıyor. Bu da bitmiyor. Eğer hükümet değişirse, bir ihtilaf olursa, Türk mahkemeleri bakmayacak devletle o işi yapanlar arasındaki ihtilafa, İngiltere'deki mahkemeler bakacak diye sözleşmeye devlet olarak onay veriyorlar. Ve bunların miktarı korkunç. Mesela Guazi Osman Paşa Köprüsü en az $30 milyar bir ödeme garantisini içeriyor. $30 milyar. Evet. Birkaç milyar dolarlık maliyeti olan bir iştir o. Dolayısıyla bu yükümlülüklerin tamamının net olarak ne kadar borç, devlete ne kadar ödeme yükümlülüğü yüklediği de tam tespit edilemiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bunları da eklediğiniz zaman, öyle zannediyorum ki milli gelirin tamamını yutacak kadar borç ortaya çıkıyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sık geldiğinizi biliyoruz Konya'ya. Ve geldiğinizde de işte akşam yemeğinizden dahi feragat ederek televizyonumuza geliyorsunuz. Halkı bilgilendirmeye çalışıyorsunuz. Yine tekrar davetimizi yineleyelim efendim. Konya'ya geldiğinizde her zaman için sesinizi ulaştırma noktasında Kanal 42 televizyonları her sese, her görüşe olduğu gibi sizlere de açık efendim. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar diliyorum, ben de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyoruz, hoşça kalın. Evet kıymetli izleyiciler, Abdülhatif Şener yine bambaşka konuları başka bakış açılarıyla dile getirdi. Hattımızda aslında bir kıymetli konuğumuz daha var. Sanırım teknik anlamda Skype üzerinden bağlamaya çalışıyor arkadaşlarım. İnternet hatlarında karşı tarafın ve bizim bulunduğumuz yerin internet hatlarında bir yavaşlama olduğu için bağlamakta zorluk çektiler. Hemen bağlarlarsa kendisini yayınımıza almak istiyoruz çünkü... Kendisi de çok kıymetli. Yeniyat Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda da Saadet Partisi GİK üyesi olan Sayın Mustafa Kaya Bey var. Tekrardan teknik anlamda bağlayabilirsek, kendisine ulaşabilirsek, karşı taraflı, iki taraflı, onu da konuk etmek istiyoruz. Onun da bizden önce bir yaklaşık bir saat önce yine TV5 kanalında bir şeyi vardı, programı vardı. Hemen alalım arkadaşlar Sayın Başkanımızı çok bekletmeden eğer imkanımız varsa. Sayın Mustafa Kaya, kıymetli başkanım, beni duyuyor musunuz? Ama göremiyorum. Şu an biz sizi duyuyoruz ama görüntü gelmedi herhalde. Arkadaşlarım ilgileniyor onunla. Evet, geldi. Görüntü geldi. Görüntü geldi mi efendim? Sesim de yankı yapıyor. Teknik arkadaşlar bir bakarsa memnun olurum. Evet, arkadaşlar ses yankısına çözüm bulsun. Öncelikle özür diliyoruz. İnternet hatlarındaki bir yavaşlama ve hızlanma nedeniyle arkadaşlarımız Skype üzerinden size rahat bir bağlantı kuramadılar. Bizden hemen önce, bir saat önce TV5 yine programındaydınız. Kanal 5'te miydiniz? Özür dilerim. Evet. Kanal 5'teydiniz. Orada açıklamalarda bulundunuz. Ben yayındaydım maalesef. Sizi takip edemedim. Konumuz belli efendim. Aslında ana konumuz Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve Ekonomi ve Hazine Bakanımızın istifa edip, daha doğrusu af dileyip yerine Sayın Lütfü Elvan'ın atanmasıyla ilgili. Umutkar mısınız efendim? Ne gibi değişimler bekliyorsunuz? Öncelikle sizi ve değerli izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bendeniz Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Bunu ifade edeyim. Şimdi şöyle söylemek mümkün. Elbette ümit var olmak isteriz. Elbette bu gelen değişimle beraber bu değişimin ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını temenni ederiz. Hiçbir şeyi baştan toptan olumsuzlukla karşılamak, olumsuz olarak adetmek elbette doğru bir yaklaşım olmaz. Bu yeni göreve gelen isimlerle ilgili de bir toptancı bakış olur.
Onların da bu saatten sonra yapacakları iyi bir şeyler varsa bu anlamda onlara negatif bir etki olur. Bunu doğru bulmayız. Biz ancak bu zamana kadar olan yapılan yanlış uygulamaları belki hatırlatarak onlara gelecekte neleri daha iyi yapmaları gerektiği noktasında belki bir ışık tutabiliriz. Muhalefet partisi olarak da bizim yapmaya çalıştığımız aslında bundan başka bir şey değil. Şimdi ben önce şunu ifade edeyim. Yani AK Parti'nin en büyük başarısı, bu zamana kadar en büyük başarısı, kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla içeride yaşanan hiçbir sıkıntıyı dışarıya sızdırmaması idi. Ama Sayın Berat Albayrak'ın istifası ile beraber aslında artık kırılan kolların yen içerisinde kalmadığı, kalamayacağı ve bundan sonra da bu tür sıkıntıların, bu tür problemlerin sürekli gündeme geleceğine dair bir işaret oldu. Önce bunu ifade etmek lazım. Diğeri, yani Merkez Bankası'na 16 ay sonunda yeni bir başkan geldi. Ve Merkez Bankası özel bir kurum olarak bilinir. Yani yasal açıdan tarifi de özel bir kurum olarak ifade edilir. Ama Sayın Naci Ağbal da bundan önce malumunuz bakanlık yaptı ve siyasi bir kişilik. Siyasi bir kişiliğin şimdi Merkez Bankası başına getirilmiş olması da doğrudan o kurumun da bir siyasallaşma sürecine evrileceğine dair, doğrudan evrileceğine dair iddiaları da beraberinde getirdi. Umarım böyle olmaz. Umarım Merkez Bankası yani hükümetin her sıkıştığında işte kendi akçelerini doğrudan hükümetin kullanımına sunan değil de daha çok ekonomiyi kendi görev ve yetki alanları doğrultusunda doğru bir şekilde konumlandırmak adına kullanılır diye ümit ediyorum. Bir diğer konu da malumunuz yeni bakanla ilgili belki birkaç şey söylenebilir. Evet. Yeni bakan Sayın Elvan yani daha önce belki evet Hazine ve Maliye veya Maliye Bakanlığı yapmadı ama Ulaştırma Bakanlığı yapan bir isim. Ancak bu bakanlığının dışında Devlet Planlama Teşkilatı geçmişi ve aynı zamanda Parlamentoda da Plan Bütçe Komisyon başkanlıkları yapmış olmasından dolayı bu zamana kadar AK Parti'nin ekonomi yönetiminden bağımsız bir isim değil. Dolayısıyla bu zamana kadar oluşan olumsuzluklarda yani yaşadığımız sıkıntılarda kısmen de olsa meclis grubunda da bulunmuş olsa Sayın Elvan'ın da katkıları, olumsuz anlamda katkıları var. Bunu net olarak söylemekte bir beis görmüyorum ama en azından bundan sonra ona ümit olsun diye bunları ifade etmek istiyorum. Peki bu noktaya nasıl geldi ülke? Yani hepiniz okudunuz. Bunlar bir şehir efsanesi de olabilir ama o istifa sürecinde Instagram'da paylaşılan bir istifa ve bu istifanın içerisinde çeşitli kriterler var. Çeşitli özellikle üzerinde düşünmemiz gereken ifadeler var. Birincisi Sayın Bakan sağlık sorunu olduğunu ifade etti. Umarım bu sağlık sorunu kalıcı değildir. Bir an Umarım. önce şifa bulmasını dilerim. Diğer konu at izi it izine karıştı ifadesini kullanıyor. Şimdi at izi it izine karıştı ifadesi yani benim biraz önce ifade etmeye, anlatmaya çalıştığım şekliyle kırılan kolların yen içinde kalmayacağına dair ve içeride şu anda çekişmenin, çatışmanın, iktidar partisi içerisinde çeşitli görüş ayrılıklarının olduğunu net olarak ortaya koyuyor ki Sayın Albayrak da bu istifa ile beraber aslında bunu açığa vurmuş oldu. Evet. Diğer bir konu da Allah sonumuzu hayır eylesin ifadesi var. Şimdi bu da yani gidişattan duyduğu endişeyi, kendisine göre gidişattan duyduğu endişeyi Sayın Albayrak ortaya koyuyor. Bu istifa metninin bu içeriğinden ziyade bir de devlet usulleri açısından yaşadığımız sıkıntılar var. Yani 27 saat boyunca hiçbir açıklama yapılmıyor. Yani dünyanın başka bir yerinde olsa, yani bir Hazine Bakanı, Maliye Bakanı istifa etmiş, Hazine ve Maliye Bakanı istifa etmiş olacak. Ardından basın hiçbir şekilde, yani sizi tenzih ederek söylüyorum, hani yani bu da belki doğru kullanım değil ama ana akım medya olarak tarif edilen basının hiçbir şekilde dile getirmemesi, görmemesi, bu başka bir eksiklik. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın istifayı kabul ettiğini tırnak içinde söylüyorum. Yani af talebinin kabul edildiği açıklamasından önce parti sözcüsü Sayın Çelik'in
basın açıklamasında dile getirdiği şekliyle hala bir haber verilmemiş olması ve 27 saat, 30 saat boyunca bir istifa etti mi, etmedi mi, ettirildi mi, yoksa istifa kabul edildi mi, edilmedi mi gibi tartışmalarla geçen yaklaşık 1,5-2 günlük süre var. Hı hı. Bu millet bunu hak etmedi. Yani böyle bir anlayışla bu devletin bu şekilde yürütülmesi, bu şekilde yönetilmesi çok makul, çok anlaşılabilir bir şey değil. Bütün bu sizin sorunuzla beraber evet. ifade edebileceğim genel çerçeve bu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir iki cümleyle sadece bir görüş almak istiyorum sizi. Çünkü sizin Buyurun. Bir de Yeni Yat İş Adamları Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğiniz var. Evet. İş dünyası çok kısa bir şekilde bu atamalara gerek Merkez Bankası'nın başkanının değişmesi, gerek Hazine ve Maliye Bakanımızın istifasından sonra yeni atamaya o açıdan nasıl bakıyor? Politik açısından değil, iş dünyasının bakış açısı nasıl? İş dünyası yani geçtiğimiz dönemde çok büyük sıkıntılar yaşadı. Özellikle bu dövizdeki ani dalgalanmalar ve insanların geleceğe güvenle bakamaması, yarın acaba dolar, euro ne olacak endişesiyle sürekli tedirgin bir şekilde hayatını devam ettirmek zorunda kalması iş dünyasına aşırı baskı altına aldı. Evet. Yani buradan kısmen ihracatçılar buradan işte doların yükselmesiyle beraber nefes alır gibi bir algı her ne kadar pozitif olsa da onların da yine tam anlamıyla ham madde temini noktasında diğer giderler noktasındaki içte yaptıkları harcamalar aynı zamanda onlara da bir baskı altına aldı. Şimdi insanların beklediği şu var. İnsanlar geleceğe, iş dünyası geleceğe güvenle bakmak istiyor. Sanayici geleceğe güvenle bakmak istiyor. Sanayici yani maliyetlerinin olabildiğince düşürüldüğü, yani devlete vergi vesaire, SSK vergi değerlerinin düşürüldüğü, bu anlamda üretimi teşvik eden, sanayicinin cezalandırılmadığı, sanayicinin üretime teşvik edildiği, sanayicinin, üreticinin istihdamı sürekli teşvik eden noktada uygulamalara destek verilmesi gerektiği noktasında bir beklentisi var. Evet. Umarız bu beklenti karşılanır diye ümit ediyoruz. Biz de umuyoruz efendim. Ediyoruz. Bu arada size de davetimizi yenileyelim. Konya'da, stüdyolarımız Konya'da. Sizi ne zaman isterseniz ya da Konya programınız olursa ya da sadece bizim için de olsa Konya'ya davet ediyoruz. Çünkü hem işin politika tarafında hem de iş adamları tarafında görevleriniz var. Eğitiminiz nedeniyle de olaylara konjonktürel bakış açınız var. Sizi gerek benim programımda gerek televizyonunuzda konuk etmekten memnuniyet duyacağız efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Kanal çok 42. bir muhalefet partisi görevlisi ve yöneticisi olarak çok yapıcı da bir giriş yaptınız. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da size şahsen teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için, ekranlarınızda bizi kabul ettiğiniz için Kanal 42'nin objektif bakış açısı sadece Konya'mızda değil, dünyanın çok farklı taraflarında izleyici buluyor. Bu dili, bu yaklaşımınızdan dolayı ben de sizlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Size de hayırlı akşamlar. Sağ olun. Her program sonrası adettendir. Konuklar, konuşulanları bir toparlarım. Arkadaşlar birkaç dakika toparla der ama ben maalesef daha hiçbir iki dakikada konuyu toparlayamadım. O yüzden bu akşam hiç bunu yapmayacağım. Çünkü konuklarım zaten oldukça yalın, açık, cesurca, net bir şekilde ifade etti. Efendim Fatih Güneş'le piyasanın nabzı bu akşam birbirinden kıymetli konuklarla gerek pandemi nedeniyle gerek şehir dışında farklı pozisyonlarda ya da programlarda oldukları için birbirinden kıymetli konuklarla sizlerle buluştu. Önümüzdeki hafta çarşamba yine kıymetli konuklarla ve konularla karşınızda olmaya çalışacağız. Bu programdan hemen sonra Sayın Ali Ayata'nın Konuşmaya Değer programı var. Programın adı Konuşmaya Değer ama izlemeye daha çok değer. Bu kadar böyle ekonomiyle sizleri sıktıktan sonra Ali Ayata'nın keyifli sunumları ve olaylara daha sempatik yaklaşımı sizi güzel bir akşama götürecektir diye umuyorum. O yüzden lütfen kanalınızı değiştirmeyin. Bizi izlemeye devam edin. Kanal 42 olarak hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.